Info Yatırım sunar. Hocam demiş Mesut Bey, faiz düşmeden altının yükselmesi mümkün olmayacak gibi duruyor. Şu an faiz yüksekliği için insanlar faize yöneldi. Altın bu sebeple yükselmiyor sonuçta değil mi demiş. Yani keşke dediğiniz gibi olsa, faize yönelmiş olsa insanlar da döviz tevdiat hesapları da biraz çözülür. Fakat öyle bir durum yok. Göreli olarak tabii, hani mesela 5 ayla öncesiyle karşılaştırdığımızda mevduatlarda artış var ama beklenen düzeyde bir artış değil. Bunun olabilmesi için döviz tevdiat hesaplarının nitelikli ölçüde bozulması lazım. Burada da döviz tevdiat hesabının bozulması da birinci faktör. Yani ilk sıraya yazacağımız şey asla mevduat faizi değildir. Bu doğrudan ekonomiye duyulan güvenle ilgili, gelecek beklentisiyle ilgili. Yani niye orada park etmiş o kadar para? Niye park etmiş? İki sebeple. Ya tüketim yapacaksın ama yani ne olacak belli değil diyorsun. Şimdi almayayım. Araba alacaksın, ev alacaksın. Almayayım diyorsun. Öyle kalsın orada. Ya da üreticisin. Bir şekilde kendini hedge etmek istiyorsun. Çünkü 2018 Ağustos'undaki gibi bir kur şoku yaşandığında o zaman nasıl öderim diyorsun. Peki hocam, izleyicimiz demiş ki rica etsem eski faiz konusunu halk diliyle, eksi faiz konusunu özür dilerim, halk diliyle açıklayabilir mi Sinan hocam? Avrupa eksi faiz veriyor gibi cümleler var. Bu cümlelerin anlamı nedir? Güzel. Ha, güzel, evet. Finansal yani orada şöyle bir şey aslında, siz para yatırdığınızda Avrupa'daki bankaya, yani eksi faiz olan bankaya, politika faizi eksiye dönmüş olan bankaya para yatırdığınızda paranızın kenarından kesip almıyor. Öyle bir şey yok. Yaklaşık sıfır düzeyinde size faiz vermiyor. Öyle düşünelim. Yani parayı emanet alıyor sadece. Ha, parayı emanet alıyor ama yine de insanlar yatırıyor. Niye? Çünkü diyor ki evimde saklayacağıma bankanın kasasında dursun ama daha iyi. Bankayı kullanıyor. Ha, orada eksi olan ne? Eksi olan şey şu. Sen banka olarak eğer kredi vermeyip de onu kendi cebinde tutmaya kalkarsan oradan ben diyor şey keserim diyor. Oradan ben senden faiz keserim diyor. Yani merkez bankaları aslında orada bizim yatıracağımız mevduata şey kesinti yapmıyor. Bankanın vermediği mevduat şeye kredi. Yani Almanya'da Merkez Bankası eğer Alman bankaları kredi vermez ise, zorlaştırırsa, o bankalara bir anlamda ceza kesiyor. Bankalara uyguladığı şey o yani. Eksi faiz eksi bankalara uyguladı. Şöyle, Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı. Yani bizde mesela politika faizi şu an %17 ya. Evet. Ne demek bu? Sen banka olarak gidip Merkez Bankası'ndan bir hafta vadeli repoya dayalı kredi çekersen buna %17 faiz ödeyeceksin. Eğer Avrupa'da o eksi faiz olan ülkede olsak Merkez Bankası diyor ki sen bana ödeme faiz diyor. Ben sana %2 ödeyeyim. %2 ben sana ya da %3, %1 neyse eksi orada. Sen gel yeter ki benden para al, kredi ver. Niye? Çünkü durgunluk var ekonomide. Tabii, yani tam tersi. Bankaların kredi vermesini teşvik ediyor. Evet, evet. Kredi. Vermezsen de sana diyor eksi faiz uygularım diyor. Yani o öyle değil. Onu öyle ifade edersek benim ifadem biraz şey oldu, sizi de şaşırttı. Yani tam mesele şu. Politika faizi eksi. Politika faizinin eksi olması demek banka gidip Merkez Bankası'ndan para çektiğinde faiz ödemiyor, tam tersine teşvik alıyor. Onun için bir banka gidip Merkez Bankası'ndan ne kadar çok para çekip de piyasaya kredi olarak verirse o kadar o da oradan faydalanıyor. Bu zorlayıcı bir şey olarak düşünmeyelim. Yani bizdeki aktif rasyosu gibi bak vereceksin kredi değil bu. Kredi verirsen sen de kazançlı çıkarsın diyor. Çünkü hani kredi faizleri de düşük olduğu için en azından benden kazan diyor. Yani müşteriden alamadığın kredi faizini ben sana vereyim diyor. Ama vatandaşın yatırdığı paradan bir para kesintisi yok, yapmıyor. Yok yok, öyle bir bunu şey böyle yok. Algılamayacağız. Evet. Bu önemli. Peki çok konuşulan bir konu. Yani olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Öyle şey olur mu? Bir soru mu anladınız? Ya çok konuşulduğu için. Şimdi çünkü. Yani bankalardaki döviz mevduat hesaplarına devlet el koyabilir yok, mi? Böyle bir yani şey yok. El koyma değil de. Koyabilir mi sorusunun cevabı koyabilir. Ama koyar mı? Asla. Ha şöyle sormak lazım onu. Tabii ki bankadaki. Bildin mi soruyu? Bildiniz. 100 bin dolar 100 bin dolar ama evet. 100 bin dolarınızı ben sizin
6 liradan 7 liradan yok, sabitledim yok. Kardeşim. Olmaz. Gidin bunu TL olarak çekin yok, diyemez mi? Rahat olsun. Yani hisse senedi veririm bunun yerine tahvil veririm yok. Diyemez mi? Böyle bir şey olmaz. Çünkü Türkiye'de 80'li yıllardan itibaren hem içeride hem dışarıda 89 olursa sonrası, olur hocam. Kambiyo rejimi serbestleşmesine dönük adımlar. Yetkisi yok bu mesela hükümetin bunu yapmaya. Tabii ki var. Bunu yapmaz ama. Bu kendi ayağına sıkmaktır. Bakın en krizin en yoğun olduğu dönemlerden işte siyasi çalkantılardan vesaire geçildi edildi değil mi? Bir sürü problem yaşandı da başvurulmadı. Şimdi niye başvurulsun bir sefer mantıken düşündüğümüzde bu bir. İkincisi Türkiye böyle bir adım attığında bir daha yabancı yatırımcıları, kurumları veya sürekli ilişki içinde olduğu uluslararası finansal kurumların hiçbirisini ikna edemez. Dolayısıyla o attığı taş ürküttüğü kuşa değmez. Bu şu anlama gelmiyor tabii ki. Yapamaz mı? Elbette ki yapar. İstese. Ama öyle bir şey istemiyor. İstemez de. Mümkün değil. Ha şu olur. Şimdi mevduata belli bir şey var değil mi? Garanti diyor ki işte senin 1 milyon liran var. Kriz oldu. Banka battı. Bunun 100 binini ben karşılarım. Gerisinin üzerine su iç. Bu zaten var olan bir şey. Yani bir bankacılık krizi olursa 2001'deki gibi burada zaten mevduatın tam güvencesi yok. Bu tamam. Eğer kastedilen buysa. Ha bir bankacılık krizi bekliyor muyuz Türkiye'de? Hayır. Yani Vatan Bankanın kefili Merkez Bankası değil midir? Onun karşılığında bir hayır. Dövizli... Sınır var. Sınır var Sami Bey. Orada işte 100 bin yanılmıyorsam son rakam o. İzleyicilerden bankacı olanlar bilenler yazabilir. 100 bin lira olması lazım. Mevduatın 100 bin lirasına kadar garanti veriyor. Üzerini vermiyor. Yani bankada 1 milyon TL'niz varsa 900 binin üzerine su içersiniz. Su içersiniz. Ama bu hangi koşulda? Batarsa. O banka batarsa. Banka batarsa. Banka batar mı Türkiye'de? Çok zor. Yani Avrupa'yı düşünelim. Ama batmadı mı? Battı. En zor ama 2001 sonrası Türkiye'de bankacılık sistemi resmen Tanrım beni yeniden yarat şeyiyle yeniden yapıldı. Yani bankacılık yani, sistemi bugün bakın, güçlü mü? Tabii ki bankacılık düzenleme denetleme kurumu diye bir kurum var. Bu şimdi Merkez Bankası'nı hep konuşuyoruz ama bankacılık sisteminde Merkez Bankası kadar önemli bir kurum ve sürekli regülasyon yapıyor. Bizde bakın sermaye yeterlik oranları Avrupa'nın 2-3 katı üzerinde. Dolayısıyla işte mesela bir konut kredisi çektiğinizde, otomobil kredisi çektiğinizde bunların şeyleri, oranları falan. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 katına kadar o mortgage krizinden önce. Mesela alacağın ev 200 bin dolar. Sana 1 milyon dolara kadar kredi veriyor banka. Şimdi bizde öyle mi? Hayır. Alacağın evin belli bir rakamına kadar kredi veriyor. Niye bu var? Bankanın parası yok mu? Var. Ama diyor ki ben eğer bu kişiye bütününü verirsem o alır bu parayı belki başka yere götürür. Daha rahat yapar bunu. Ama ben ondan şunu istersem kardeşim tamam ben sana bu parayı vereceğim ama sen de çıkart bakalım koy ortaya bir 10 lirasını 15 lirasını da görelim dediğinde neyi azaltıyor? Kayıp oranını azaltıyor. Türkiye'de en zor batacak sektör şu an bankacılık sektörü. Bakın şimdi pandemi sonrası başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bankacılar tabii çok ağlıyor bankacılık sektöründe falan. Nerede ağlıyor? Kapalı kapılar arkasında ağlıyor. Yoksa sahnenin önünde kimse ağlamıyor. Ama son bir yıl içerisinde en çok karını artıran sektör hangi sektör Sami Bey? Bankacılık sektörü. Bu arada 150 bin TL'ymiş hocam. Doğrudur. Bankacılık doğru tam emin değildim. Evet. Mesela 2001'de 50 bin liraydı. Sonra bir ara 100 oldu. Doğrudur. İnfo Yatırım sundu.